Bu arada size bir haber vereyim Müzeyyen Hanım. Size ve eşinize İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile iletişime geçtik. Görüştüğümüz yetkili isim Allah razı olsun. Konak Sosyal Hizmet Merkezi'ne yönlendirdi bizi. Göztepe Konak Bölgesi için yetkilendirilen Konak Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri Mehmet ve Ebru Erçift'in evinde sosyal inceleme yapmak üzere harekete geçtiler. Az sonra hatta evlerinde olacaklar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Allah kendilerine. Allah razı olsun sizden. Bir kayıt olsun. Açılmamış bugüne kadar. Teşekkür ederim. Ama yani hani şimdi net de bir şey söyleyeyim ama onların önünde açılmış bir net kayıt yok. Bugün bakacaklar özellikle çocuklar için. Hatta muhabir arkadaşımız da orada. Evin de durumunun çok iyi olmadığını söylüyor size Evet, söylediğiniz doğru, gibi. Evet. Yani evde ne yazık ki sadece çocukların değil yetişkinlerin evin de çok yaşaması için darmadağın evin uygun. Içi. Evet biraz böyle. Sofra ortada duruyor. Karnı acıkan biraz çöp ekmek eve gibi. Dönüyor anladığım kadarıyla aynen, değil mi aynen, Hüseyin'ciğim? Aynen öyle Ebru Hanım. Aynen öyle. Aynen. Diyorum. Hüseyin'ciğim. Müge Hanım, evde yoğun bir rutubet kokusu var. Gerçekten evet. Biz yaklaşık 20 dakika kadar kaldık içeride. Zorlandık. Yani yaşam şartları zor. Bir odaya doluşmuşlar, bir elektrik sobasıyla ısınıyorlar. Elektriklerini de zannediyorum ki kesikti. Çünkü biz ışığı açmaya çalıştığımızda elektriği açamadık. Yani aydınlatma sistemi çalışmıyordu. Zor şartlarda yaşıyorlar. Özellikle çocuklar için rutubet çok tehlikeli bir durum. Rutubetten çok fazla vakit bahsetmiyorum. O rutubeti o başka bir şey ama yani dağınıklıktan bahsediyorum yani dağınıklık meselesi. Evet evet oldukça dağınık, oldukça dağınık bir odada hepsi birlikte uyumak durumundalar. Şimdi o dağınıklığın çünkü bir aşırı anlamı pis. Da var. Yani mesela bir psikiyatriste gittiğinizde yakınlarına şunu sorar ilk. Hani kendi öz bakımını yapabiliyor mu? Temel ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Yani bunlar önemli şeyler. O aşırı nedenle pis, aşırı pislik. Yani bir saniye. İşte hayatım ama hepsi rahatsız. Ha? Evet. Şimdi benim oğlum olsun, gelinim olsun paranın kıymetini bilmiyorlar. Oğlum 3 sefer topu dikti diyelim Osmanlıca. O geçti artık. Karışma. Ben bankadan kredi aldım, onu kurtardım. Onun borcunu ben üstlendim, ödedim. 3 sefer paranın kıymetini bilmiyorlar. Karısı, kocası hiçbiri bilmiyor. Kadın evde yemek aşırı, yapıyor, hep dışarıdan aşırı masrafları hep var, dışarıdan. Tasarruf nedir bilmiyorlar. Evlene gittiğimde sofra ortada duruyor. Her taraf ekmek kırıntısı. Çer çöp evin içinde. Bunların hepsinin ben uzmanı değilim. Sadece evet. Hani okuduğum alanla çok alakalı olduğu için arada çok küçük bilgileri veriyorum. Uzmanları daha şey anlatır. Bu dediklerinizin hepsinin zaten bir anlamı var. O anlamı da şimdi sosyal hizmetler uzmanları tamamıyla biçimlendirecekler. Tabii, yani tabii, onlar, bütün bu anlattıklarınıza yoruldu. Katılıyorum ama bunların çok isteyerek yapılmadığını da söylemek durumundayım. İkisi de rahatsız. Ben onların ikisinin tedavi olmasını istiyorum. Evet ben de aynı artı fikirdeyim. Bir de bebek torunum ne oldu? Onun sonucunu istiyorum. Ona da bakacaklar. İnşallah. Ona da bakacaklar. İnşallah. Allah razı olsun. Hepsine bakacaklar. Size de gelişmeleri bildireceğim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.